Evet arkadaşlar 1, 2, 3 dedik. Bugün size Ak Yeniköy, Balova, Seyran Tepe, Bozseki, Yeşil Tepe, Zümrüt Tepe, Ak Yeniköy mahallelerini size oradaki arsaları özetlemeye çalışacağız. Bu drone görüntüleri telefondan televizyona yansıma yaptık. Bu rüzgar güllerinin altı Kardelen deniliyor ya da Balova 2 deniliyor. Burada arsalar 425 bin ile 575 bin Türk lirası arasında değişkendir. Arsalar 300-320 metrekaredir. 20-40 imarlıdır. Yani 300. Bakın biri çevirmiş burada arkadaşlar. Bu Rüzgar Güler'in altı. Burası Balova 2 diyebilirsiniz. Çok talep geldi. Bakın burada biri ev yapmış arkadaşlar. Pahalı ev bulamazsınız. Bugün Kuşadası'nda bir villa verdik. 400 bin euroya. Bir tane daha vardı paylaştım. Bakın burada da paylaşmış. Bakın etrafını çevirmiş. İnsanların artık 400 bin euro yok. Yani böyle ya alırsınız ya da vazgeçersiniz bu sevdadan arkadaşlar. Bana göre alın. Didi merkeze ne kadar? Bu da Balova 2. Burada arsalar nedir? Burada da 400 bin ile 575 bin TL arasında değişiyor fiyatlar. Başka yer yok. Yani Didi merkezde Akbük'te yer bulamazsınız. Bugün bir abi hemşerim Batma'da da selam. bana dedi ki amcam Akbük'te 30 bin euro bir arsa almış. Dedim Akbuk değil buralardır. Bu da Balova 2. Burada yine arsalar 300-320 metrekare fiyatlar 400 bin ile 575 bin TL arasında değişiyor. Bakın biri tekrar açmış burayı 20-40 imarlıdır. Yani 300 metrekare arsanın 3 kere 4, 20, 40 imarla 120 metrekare bir inşaat alanı oluyor. Bakın bir abi buraya ev yapmış güle güle otursun. bu ke ee, e ne kadar uzak? 8 kilometre uzak. İleride Bafa Gölü var sevgili arkadaşlar. Birazdan Seyran Tepe, Yeşil Tepe, çıkacak. Drone görüntüleri bunu da keşfettik. Canip sağ olsun bize dedi. Bakın bir Avrupa'da böyle balcılar gibi reklam yapanlar var. Bakın burada Boseki, Boseki yazmışız. Buralarda da arsalar var. Bozseki'de de 375 bin ile 700 bin TL kadar değişken fiyatlarla var. Bakın Bafa Gölü burasıdır. Bafa Gölü, Bafa Gölü burası. Toki konutları burası arkadaşlar. Can umarım iyi çıkıyor. Bakın bu, biri burada ev yapmış. Bu da Bozseki. Arsalar yine 300, 320, 600'e kadar var değil mi Can? Değerli arkadaşlar burada da var. Yani ben bazen sunuyorum. Bazıları burada 118, 18 değil. Tam karar verin bir tek ölüme çare yok. Biri beni arıyor diyor ne 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 diyor. Gel somut gel ben sana gerçekten yer veririm. Ama bazen böyle soruyor soruyor. Ya kardeşim alacaksan bak başka alamazsın. Yani ben 400 bin euro bugün ev sattım. Alıcısına hayırlı olsun. E, kuş alası da git gel bir şeyler yapıyoruz. E, burada da var paran yoksa al paran erir. Euro müro döviz de Türkiye güzel bir ülke. Bakın burası da Bafa Gölü. Rüzgar gülleri burada. Burada da bizim bir holding almış bulan ihalesini. Bafa Gölü de burada. Bafa Gölü manzaralı Evel, arsalar daha kıymetlidir. 3-5'i daha fazladır. Bakın herkes etrafına tel örgü yapmış. Buralarda su sorunu yok. Her tarafta elektrik var. Bakın direkler mirekler. Buraya da biri başka bir şey yapıyor. Burada boz sekidir arkadaşlar. Bakın yerde bu manzara yok. Yani bu drone havadadır. Karşı kapı kara kırı. Bakın buralar kapı kırı. Roma mezarlığı falandır bir şeylerdir. Bakın işte rüzgar teknolojisi falan gelişti ya enerjide. Siz de yapın yani böyle rüzgar güller miller elektrikte. E bunda yok mecbur arsa alacaksınız arkadaşlar. Burası da Boseki. Bakın burada birileri yapıyor Almanya'da televizyon televizyonlarda satıyorlar. Gelin kendiniz yerine bakın alın. Ee, ne Likap'ta da benim yeğenim Erzurum'a selam gelirken bana biraz Erzurum getir. Bir yeğenim var Erzurum Likap'ta. Ee, o da babası da hastanede Mete abi sana da selam. Yeğenimiz Likap'ta resmi devletin tanıdığı haritacıdan isterseniz yeğenim canım sizin de yeğeniniz ondan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası Bosekita karşıki yerler. Buralar Yeşiltepe diğer taraf Akbük. Bakın diğer taraf Akbük. Burada Toki konutları. Bakın biri daha kendi ev yapmış. İşte burada kendinize alın. Yani ne yapalım? Yani yok 400 bin euronuz yoksa 375 liranız olsun köy evi falan düşünmeyin. Bakın Akbuk'ta yok bu paralar ayır. E burada da ezelden birileri aldı. Hala da bu adamlar yani ben hani dilim uzun kusura bakmayın. Almanya'da Avrupa'da reklam yapıyor satıyorlar. İşte o da yaptıkları site. Burada bir daha Balova'ya geldik. Bu da evet bu da Balova arkadaşlar bakın yine Balova'ya geldik. Bence bizi iyi yaptık. Bu yol ne? Bu yol Muğla, Milas, Bodrum'a gidiyor. Diğer taraf Söke'ye gidiyor. İşte dağları, taşları ayağınıza getirdik. Yapılaşma var. Başka arsa yok. Ya alırsınız ya almasınız. Yani benim param dövizim kakar. Döviz, altın, rahmetli vehbi koş, duayan diyor ki işte toprak altındır, ev yaparsanız gümüş olur, kira verirseniz teneke olur. Kiramıyla düşünmeyin. Kendinize toprak alın arkadaşlar. Bu ülke, bu vatan sizindir. Gelin yer edin. Hadi nereden geliyorsanız gelin. İşte buralarda kendinize alın. Yoksa ben geçen iki yıl önce buralarda 50 lira dedim ki bak kahve harçlığınızdan kısın. Bir şey yapın. Alın. Almadılar. E şimdi bak malcanın canın yongasıdır. Yani şeysiz kalmayın. Bir daha balovayı taradık. Biraz umarım karıştırmadık. Size faydalı oldu. Bakın bu da arsasını çevirmiş. Siz de bir tel örgü bu işi yapanlar var. Her evin ön, her arsanın önünde arsa var. İmar durumları 20 40'tır. Birazdan Zümrüt Tepe çıkacak arkadaşlar. Zümrüt Tepe de çıkacak. İşte dağlar ile taşlar ile çağray Mevlam seni. Her tarafta işte zeytinlik. Buralar hep imarlı. Bakın bir abi daha yapmış arabasına oraya bırak. Bu bizim araba mı? Can yok. Bizim, bizim araba mı? Ha can drone çekiyor. Bu bizim candır. Can evet. Bu arsa da sattı. Kaç para bu arsa? Orada iki tane var. İkisini beraber 1 milyon 100'e veriyor. İkisi beraber 1 milyon 100. Arkadaşlar işte alanı gördünüz. Bakın burada da ev yapmış. Şimdi biz başlayan fiyatlar en lüks fiyatlar dedik. Yani arsa alacaksın. ile bu arsa böyle e, tam atış yapacaksınız diye bir kaydı yok. Gelir bakarsınız. Burası da burası Yeşil Yeşiltepe. Evet. Burası da Yeşiltepe arkadaşlar. Birazdan e, sevgili abimize yaptık bir ev. Onu da sattık hem yap. Ha, bu İngiliz'in evi de satıldı. Bak almadınız. Bu da İngiliz'in evi. Bu da Yeşiltepe arkadaşlar. Bu da bizim yaptığımız ev. Değil mi? Bu bizim yaptığımız ev. Bunu da biz yaptık. Sahibi de yanımızda kart ekrana çıkmıyor. Kadrajımıza çıkmadı. Bu da Yunus abi'nin evi. Biz yaptık, sattık. Ondan sonra bu eve tekrar mı geldik? Ya yani bu bizim ev. Evet, tekrar geldi bu eve. Bizim ev bu. Bizim ev bu. Vallahi biz 4 milyona sattık bunu. Sahibi de yanımda pişman oldu. Alıcısına hayırlı olsun malda gözü yok. Burada Yeşiltepe. Burada arsalar şu anda kaç para? 1 milyon 500'den bulunabilir. 1 milyon iki 2,5 arası arsalardır. Hatta caminin orada 4 milyondur. Ticari olabilir altında bakal işte dükkan yaparsınız. Caminin orada bakın orada yola sıfır. Şurada caminin orada yola sıfır 4 milyon. Bunu da biz yaptık verdik. Şu anda bir tane villamız daha var. Bu sahibi tam Karadeniz kafası dedi dedik. Yani işiyle inatlaşan bir abi. Gidip en lüks malzemeyi koyuyor. O yüzden yeni projesi 6 milyon. Bu da İngiliz'in eviydi. Verdik. Hani bu evleri de göstereyim diye. Her telden çalıyoruz. Kusura bakmayın. Arsalar burada da 700 metrekaredir arkadaşlar. İşte 1 milyon 500'den başlıyor. Burada Yeşiltepe dediğim. Bakın bu yol üzeri. Bu yol üzeri 4 milyon. Yola sıfır 4 milyondur burada evler. Bazı böyle kıyıda köşede arsalar bir daha var. Onlar ne kadardır? Onlar 1.5'den başlıyor. Geçen bir Erol abiye verdik. Erol abi sana da selam. Evet Yeşiltepe'yi de özetledik. Bir de Bozseki var. Bosseki tamam bitti mi bunlar? Zümrütepe. Zümrütepe kaldı. Şimdi Zümrütepe'yi de yapalım. Bunu bırak şimdi bir de Zümrütepe yapalım. Tamam. Zümrütepe. Kapat onu. Heh, kapattın. Kapattın. Tamam. Bir şey olmaz. Şimdi Zümrütepe'yi yapalım. Zümrüt dropu aç. Evet arkadaşlar burası da Zümrüt Tepe. Biz de çok profesyonel değiliz. Ancak teknoloji gelişmiş. Birbirine dikiyoruz. Videoları oradan ona airdropla at. Sonra ona at. Sonra buraya yansıt. E bu da her baba harcı değil. Yani 3 kuruş kazanacağız diye müşteri bulmak zaten başta başına bir dert. Bir de bunları sunmak ayrı dert. Bu da Zümrüt Tepe. Burada da arsalar 400 metrekare 20-40 imarlıdır. 400 metre 120 metre inşaat alanı var değil mi? 160 metre. 160 metre inşaat alanı var. 4 kere 4. Yani 400 metrenin %20'si tabanı, %20'si de üst kata. Bakın bu taraflar yine zü... ee, neydi? Ha, bu taraf Yeşiltepe, diğer taraf işte Balova, Boseki falan. Zümrütepe, Yeşiltepe ile sınırdır arkadaşlar. Arsalar 400 metre. İşte buralar arsadır, Zümrütepe'dir. Bakın buralar. Buralar Yeşiltepe. Bakın 700 metredir Yeşiltepe buralar. İşte dön 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 dön. Bura Toki konutları. İşte buralar tekrar Seyran Tepe. Seyran Tepe bu tarafa da biraz vuruyor. Tekrar buralar Buralar e, neydi ya boz ne kadar tepe mepe var. İşte aa, tekrar döndük bazı yerler işte balova malova. Neyse bu alanda Zümrü Tepe 400 metredir arsaları. Her tarafın yolu molu var. Bu Zümrü Tepe'yi de biraz döndü benim de beynim gitti arkadaşlar. Zümrü Tepe dediğimiz yerde burası bakın evler yapmış bakın. Aa, bu adam 4 milyon istiyor nasıl gitti ya. Aa, bu, bu bey buraya 4 milyon lira istiyor ben de çekmedim. İnşallah videoyu izleyip bana kızmaz diye. Niye çekmedi? Bir de evimi söylüyorsun. Buralarda defalarca sunum yaptım. Bakın evler böyle oluyor. 400 metrekare arsa içinde sevgi arkadaşlar. O adam 4 milyon Türk lirası istiyor. Arsa burada şu anda bizde 875'e mi iki tane var? 875 bine iki tane var. En uygun orada iki tane var. Gelir alırsanız arkadaşlar bakın Balova, Zümrü, Tepe, Seyran, Tepe bir sürü tepe ismi söyledik size. Şimdi 400 metre arsa Bakın çevirmiş burada. Bakın böyle bu, bu, daha zengin bir adammış. Bazı yerler daha büyük. Demek birkaç tane arsa. Hey para var ya. İşte bu alanda gösterdik. Bakın evler mevler. Bunlar yapmış Zümrüt Bunu da özetledik. Şimdi Seyran Tepe'yi de dikelim. Evet arkadaşlar burada Yeşil Tepe. Bakın burası. Burada Seyran Tepe. Burada da arsalar 600 ile 630 metrekare arasında 15-30 imarlıdır. Bakın bu Bodrum yolu. İşte bu evler yapılmış. Bakın Fiyatlar nedir burada? Fiyatlar 1 milyondan başlıyor. 2 milyona kadar da gidiyor. 1 milyondan 2 milyon arası. Burada da 600 metre arsalar bulabilirsiniz. Bakın burada da bir bir adam yazmış bile levha asmış. Kim gelirse merhaba satlık arsa var diyor. İşte biz de burada diyoruz. Bakın bu evler 600 metre. Bir tane İngiliz'in evi vardı. Burada sunmuştum. 160 bin sterline eşyalı. Bakın bir arkadaşımız yapmış bu evleri. Kişiye özel yapmış. Bunları of plandan yapmış bu arkadaş. Yani burada satılık anahtarı üstünde ev bulmanız biraz zor. Kişiye özel biri gelip diyor ki bana bu ev kaç para yaparsın öyle yapmış. Bizim de biz de bu abiye yaptığımız gibi denizde karşıda bunlar Akbük Denizi'ne Yeşiltepe 6 km. Bu Seyran Tepe bence 8 km var değerli arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi deniz burası. Akbük Dağları karşısı. Bu karşı taraf diğer taraf tarım arazisidir. Yani oraya hayatta şey bir şey olmaz. Ee, imar girmez. Tarımdır. Devletimiz de orayı öyle tarıma elverişli işte tarım arazileri diye saklamış. Evlerde burada bu 600 metredir. Bu 600, bu 600. Burada eski bir tane ev var. Şuralarda bu şunlardan bir tanedir. Ben de böyle atmayayım ama buralarda bir yerde eski ev, eski proje 1 milyon 700 istiyordu. Bu evin buralarda bir yerdeydi şuralarda. Bakın bazıları çevirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar aha, burada hala Bakın buralar hala Seyran Tepe. Yolun diğer tarafı da bir miktar Seyran Tepe. İşte daha sonra bakın Boseki değil mi Can? Burada Boseki. Biz bir abiye de verdik. Denize şurada bir arsa verdik. O zaman 560. Geçen gün biri 1700 vermiş. Vermemiş. iki istedi. Beni de aradı. Biz bir türlü iletişim sağlamadık. Burada da doğuş beton var. İşte site burası. Bafa Gölü burası. Yol böyle dolanıyor. Buradan böyle dolanıyor. Buradan Ver elini Bodrum, ver elini Paşa Kılap gider gezersiniz. Didim işte Kuşadası ile Bodrum arasında bir burundur. Karşı bu dağların arkasını bilirim Bodrum'dur. Diğer taraf bu çubuğun olduğu diğer taraf Kuşadası. İşte buralardan sonra Muğla, ondan sonra Yunanistan başlıyor. Buraya da özetledik arkadaşlar. Yani eksik bilgi olabilir. Çarşaf gibi sermeye çalıştık. Fiyatlar konusunda Canip buraya daha hakimdir. Canip de bu aynı 11'inde İngiltere gidecek. Ona ulaşamazsanız benim numarama tekrar ben de size bilgi veririm. Buradan ya da kuş arasında bir talebiniz olursa başka göz beklerim. Yapabildiğimiz kadar, bilgimizin yettiği kadar 30 yıldır buradayız. Size sunmaya çalıştık. Saygılarımla iyi günler diliyorum.